Tortuyu tanıdık öncelikle. Tortu nerede? Evet, tortu arkadaşlar. Yazarken tortu bırakıyormuş. Tamam. Çok yanlış anlatıyor bu nasıl ya? Şimdi bu kalemimiz Havarian arkadaşlar. Bunun içinde yeşil bir mürekkep var. Evet. Ve bununla yazdığımda bana Marianne'i hatırlatıyor Normal People'daki. Ha, çünkü ha. Onlar İtalya'ya gitmişlerdi ve onu orada ziyaret etmişti Connell ve o ikisinin o renklerini hatırlatıyor bana o zaman. Sonra bu kalemimin ismi Ursula. Bu benim en çok kullandığım kalem, içinde lacivert mürekkep var zaten. Ve bununla da sürekli yazdığım için bana aynı Ursula gibi ilham versin istiyorum. Çünkü onun kitaplarını çok seviyorum. Bu da benim ilk dolma kalemim. Bunun ismi de Güz. Bunu ilk öğretmenler gününde çok sevdiğim bir arkadaşım almıştı. Hem Güz geldiği için hem de böyle rengi de zaten sonbaharı hatırlattığı için. Adı Güz. Bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ama da benim normal uçuk kalemim. Bize şu an güzel kalemlerini, dolma kalemlerini tanıtacak. Evet, ilk olarak bu laminenin bu modeli. İsmi Orman. Çok derin bir anlamı yok, renginin etkisi var. Bir de ilk aldığımda bahar ayıydı. Her yer yemyeşildi. Dolayısıyla Orman isminin çok yakışacağını düşündüm. Sonrasında bu çok değerli kalemlerimden yine. Bunun ismini ben Saniyeti koydum. Saniyeti benim bir dönem yazdığım rüya yazılarına verdiğim isimdi. Aynı zamanda rüya da diyorum kendisine. Çünkü yanar dönerli oluşu o yazıları anlatıyor bana. Aynı zamanda mürekkep olarak da hep gece mavisi mürekkep çekiyorum. Konsepte de uymuş oluyor. Orada çıkmayabilir belki ama. Siyah gibi. Genelde yazdıkça biraz daha rengi belli oluyor. Ben kırarım, bana bakma. Biraz belli oluyor. Ondan sonra bunlar çok kıymetli pelikanlar oluyor. Yani pelikanla yazarken aldığım keyif çok başka oluyor gerçekten. İlk olarak bu aramıza son katılan kalemlerden biri. İsmi kedime çok benzediği için zencefil. Bunun da muhtemelen, evet, kahverengi mürekkeple kullanıyorum ya da siyah çekebilirim. Bakın belli oluyor. Bu arkadaşın adı da Mimoza. Zaten en meşhur kalemlerimden biri. Evet. Çok kullanıyorum bunu. Mimozalar aslında sarı olur ama yine de Mimoza'ya çok yakışacak bir kalem bence. Yani Mimoza ismi çok güzel ama ben bunu daha... Bunun ismi bir. Ve benim için yani. Aynen. Artık aynen. Mimoza oluşu tamamlandı bence. Çünkü Golden Bale mürekkep çektim. Ve Mimoza ismi yazabilir miyim? Tabii ki. Evet. Video bitti. Videomuzu bitirmeden bir şey söylemek ister misin? Dolma kalemleri çok seviyorum. Şey gibi, mektup seviyoruz. Hani biyomuza bayağı düşündüğünü yazabiliriz. Mektup seviyoruz gibi oldu. Teşekkür ederiz. Ay çok güzel. Şerefe bu. Şerefe çok cute. Erimiyor. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah.
İlk defa Starbucks'ın Etiyopya kahvesinden aldım. Tadını merak ediyorum. Umarım güzeldir. Yani kahve fiyatları o kadar artmış ki hani dedim 1 yıldız falan 15 yıldız veriyor, bir kahve veriyor. Hani bu gazla aldım ama birazcık üzdü tabii bu durum. Neyse umarım tadı güzeldir. Deneyelim. Evet kahvemi demledim. Hava bugün soğuk olduğu için ice coffee'den geri hot coffee'mize dönmüş bulunmaktayız. Kahve güzel bayağı zaten Etiyopya kahvesi yani kötü olmasını beklemiyordum ama hani ekstra bir farklılık var mı? Hayır yok yani tüm markaların Etiyopya kahveleriyle aynı diyebiliriz. Bir de kendime şöyle küçük bir sabahtan kalma pankekin üzerine küçük bir atıştırmalık yaptım. Birazcık şey gibi oldu. Kahveyi şekersiz içtiğim için yanına şöyle küçük bir atıştırmalık yaptım videoları gibi oldu. Şimdi birazcık ders çalışacağım. Merhabalar. Bir başka güne. Şu anda tripodumla bakışıyorsunuz. Tripodum size bakıyor. Siz de tripoduma bakıyorsunuz. Merhaba tripod. Merhaba diyor da sizlere. Valla tripodumu kırdım. Şöyle üç bacaklı kollu bir tripodum vardı. Güzeldi de bayağı. Hepsi Brodo'dan almıştım. Çok da hoştu. Ama kırdım sırt çantamda. Eski hızlı vloggerlık günlerimizden kalma dışarı çıkarmıştım. Ve çantamda ikiye kırıldı. Ben de tam zamanlı bir YouTuber olacak mıyım olmayacak mıyım bilemediğim için almadım yenisini. Ve işte bu mumlu lamba üstüne bunu koyuyorum. Tam şuraya koyuyorum. Güzel oluyor. Sizleri de onunla tanıştırmak istedim. Hem bu vesileyle de arka taraftaki en sevdiğim kitaplar olan iki rafımda gözüküyor. Böyle hoş bir görüntü geldi bana. Bilmiyorum umarım üste de gelmiştir. Bir de çok fazla kendimi göstermediğim bu bibloyu izlediğimiz bir an oldu. Şimdi kendime çevireceğim kamerayı. Tekrardan merhabalar. Bir de bu az önce gösterdiğim biblodan bizim evimizde çok fazla var. Hatta birkaç tanesi buradaki kitaplığımda duruyor. Ama bazılarını köye götürdük filan. Eskiden böyle bir adet vardı. Bilmiyorum aranızda 97'lerin, 98'lerin çok fazla olduğunu düşünüyorum. Onlar belki daha aşinadır ya da bizden bir üst nesil, üstte bir garip oldu. Daha aşinadır tabii ki bu tarz hediyeleşmeler ama eskiden doğum günlerimizde birbirimize böyle biblolar alıyorduk. Çünkü çok fazla işte ekonomi dünyası, Japon pazarı vardı. Ay gerçekten geçen gün bu aklıma geldi. Eskiden çok fazla Japon pazarı gezme adetimiz vardı. Ve hani bu dükkanlar da vardı etrafta. Özellikle Bakırköy'de mesela, Şirin Evler'de bu Japon pazarları oluyordu. Ve gerçekten içinde bin bir çeşit ürün oluyordu. Hani böyle saatlerinizi geçirebilirdiniz orada. Böyle çok ilginç, güzel şeyler. Bence hala o tarz ürünler satan çok az mağaza var. Ama bildiğiniz Japon pazarıydı. Ve şimdiki gibi içinde hani böyle çorabından, donun atletine, her şeyin olduğu dükkanlar değil de tamamen böyle etnik temalı, yöresel temalı ürünler var gibiydi. Ya da oyuncaklar vardı. Çok hoşuma gidiyordu benim. Geçen gün aklıma geldi. İnternetten araştırdım hani Japon pazarı o zamanki haliyle var mıdır diye. Hiç de yok. Fotoğraflarını da bulamadım ama bulursam buraya koyacağım. Çok merak ediyorum ya. Nerede o eski Japon pazarları gerçekten? O böyle yılanlar, işte değişik değişik mumlar, ondan sonra o açılan şemsiyeler, o balon şeklinde kağıttan olan ışıklandırmalar. Ay neler neler alırdık gerçekten. Her zaman eve böyle birkaç parça eşyayla dönüyordum. Çok renkli kalemler yani şu an kawaii temasıyla AVM'deki o Japon eşyaları satan dükkanların sattığı şeyleri onlar satıyordu yani. Ve biz bunu çocukken ulaşabiliyorduk rahatlıkla. Çok hoş zamanlardı diye düşünüyorum. Keşke şimdi olsa da tekrardan bunlara ulaşsak. Ama olmaz diye düşünüyorum herhalde bu saatten sonra. O Japon pazarları gibi olmaz hiçbir şey. O eski tadı da vermez. Ama bilenler varsa, bilenler illaki vardır da yani hatırlayanlar ve arada aklına gelenler varsa bir yazsın. O şarap bardaklarındaki o jel mumlar, o çık 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 olan böyle yapboz şeklinde yılanlar falan. Ay ne kadar güzeldi onları alır.
ailemi korkutmaya çalışırdım. Korkacaklarını düşünürdüm falan. Neyse bu biblolar da oralarda da çok satılırdı. Tabii orada daha Japon teyzeleri böyle elmacıklarında kocaman kırmızı yuvarlakların olduğu iki tane böyle yaşlı sandalyelerinde oturan teyzeler falan. Ya da bunların kumbaraları oluyordu. Veya kar küreleri de çok güzel kar küreleri de olurdu. Ve içerisi de böyle temalıydı. Her neyse işte bu tarz biblolar da orada çok satılırdı. Benim de aklıma hep o. Yani hala bunu görünce orası geliyor. Şimdi böyle kitaplığımda duruyor bu biblo. Ama mesela doğum günlerinde eğer böyle çok yakın bir akraban ya da çok yakın bir arkadaşın doğum gününe gelmediyse sana böyle bir hediyeyle geliyordu işte kibarlık yani çam sakızı çoban armağanı. Ve çok hoşuma gidiyor o zamanları hatırlatıyor. Mesela küçükken o kadar da kıymet bilmezdim büyük ihtimalle ama şu an böyle bakınca bir hoşuma gidiyor. Hatta böyle işte kitaplığına koyuyorsun ayakları sallananı falan da var. Onun başı kırıldı. Ama hala atmaya kıyamıyorum. Güzel günlerdi be. Valla hoştu, iyiydi. Aklıma da gelmişken anmak istedim o günleri. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Gerçekten YouTube'a video atmaya devam ettiğim için kendimi tebrik ediyorum. Ben bu aralar ne yapıyorum biliyor musunuz? Pek bir şey yapmıyorum aslında. Ben hiçbir zaman YouTube'da böyle oturup boş konuşmadım. Yani boş illaki sürekli boş konuşuyorum ama böyle boş sohbet etmediğimi fark ettim. Şu anda bilinçli yapmadım. Akışına gelişti bu konuşma ama birazcık bahsedeyim. Ben çalışıyorum. Belki bazılarınız biliyordur. Onun dışında ders çalışıyorum. Bunu da yine de belki bilenler vardır. Başka ne yapıyorum? Kitap okumaya çalışıyorum. Ve zaten bunların üçünü yapabilmek hayatımı kaplıyor. Bunlara yetişebilmeye çalışıyorum. Yetişebildiğimi zannediyorum ama yetişemiyorum. Günler yoğun ama yoğunken aynı zamanda boş geçiyor. Ve bu da bende bir tatminsizlik oluşturuyor. İster istemez o yüzden bazen çok düşük bir modlayım. Bazen de çok enerjik bir modlayım. Zaten bu kadar da kafi yani fazlasına da gözümüz yok da. İşte birazcık da iyi günlerimizin çok olmasını diliyorum hepimizin ne diyebilirim yani. YouTube'dan da artık video çok az kişininkini izliyorum. Vallahi hayatımın böyle bir dönemine geçiş yapabildim. Bu bağımlılıktan kurtuldum. Tabii ki TikTok bağımlılığından kurtulamadık. Ama olsun YouTube bağımlılığı benim için daha ön plandaydı. Ben çok fazla YouTube'un derin kuyularında yüzen bir insandım. Çıktık şu an su havuzu gibi bir havuzda yüzüyoruz YouTube için. Birkaç video izliyorum. Bu aralar Emine'nin videolarını çok fazla izliyorum. Over Your Smile. Ortak takipçilerimizin çok fazla olduğunu düşünüyorum. Siz de biliyorsunuzdur. Ve onu izlemek de bana iyi geliyor. Yani hatta izlemediğim çok videosu vardı son zamanlarda. Onları da izledim falan. İyi geldi bana. O da böyle ders çalışmaya çalıştı. İşte hayatını güzel bir şekilde devam ettirmeye çalışıyor ama özellikle bu son zamanlarda masa başındaki video kısımları benim çok ilgimi çekiyor. Hatta dün bir study bitme videosu falan paylaştı. Onu izleyip ders çalışabilme motivasyonu almayı umuyorum. Yani böyle etrafımdan, arkadaşlarımdan, güzel insanlardan enerji toplamaya çalışıyorum. Umarım başarılı olurum. Onun dışında güzel şeyler de olmuyor değil, güzel şeyler de oluyor bu arada. Vallahi bunlar oldukça da paylaşırım umarım. Şimdi söylemek istemiyorum ama oldukça da paylaşırım inşallah. Bu platformu da seviyorum ya. Yani açıyorsun kamerayı, konuşuyorsun güzel güzel. Siz de izleyeceksiniz inşallah oradan. Böyle güzel bir etkileşim oluyor. Birbirimizi anladığımız bir platform olduğunu düşünüyorum. Çünkü geri dönüşler de bana bunu hissettiriyor. Ay keşke tam zamanı sadece bunu yapabildiğim bir işim olsaydı yani. İletişim. Kitaplardan konuştuğumuz, kahvelerden konuştuğumuz, estetik kaygılarımızın ön planda olduğu. Hoş olmaz mıydı? Olurdu vallahi. İnsanlar bir şekilde yolunu buluyor ama biz bulamıyoruz bir şekilde yolumuzu. Bulmayı umut ediyorum. Gerçekten hepimizde ışığımızı bulabildiğimiz veya ışığımızı aslında fark edebildiğimiz günler diliyorum. Ne diyeyim aman ya. Neyse. Bir gün derli toplu konuşacağım, oturacağım inşallah. Kahve yapmıştım. Sonunda buzlu kahve içebildiğimiz bir döneme geçtik. Ya şu şıngır şıngır sesi çok seviyorum. Ay, umarım rahatsızlıkla olmamıştır. Buzlu kahve içmeye geçtik. Hava çok sıcak dışarıda. Şu an saat böyle 7 olması gerekiyor.
Havada daha kararmadı. Normalde ben en müsait olduğum zamanlar bu 6 ve sonraki saatler. O zaman da hava çok kararıyordu. O yüzden video çekmemeye kendimi ikna ediyordum bir şekilde. Bugün de gayet uyukluyordum koltukta ama bir an dedim ki kalkayım böyle şıngır mıngır bir kahve içeyim. Uykum açılsın dedim. Bir de küçük bir şu tarafta Amazon paketim geldi. Onu da göstereyim dedim. Vesile olsun dedim. Şimdi paketimizi açalım. Şurada hiçbir adres gözükmüyor. Hadi bakalım tek seferde açabilecek miyim? Başarılı. Adres gözükmüyor deyip en son orayı göstermem. Sevdiğim kitapların başka basımı olursa bunu almayı seviyorum. Yani şu an benim bu az önce gösterdiğim arkadaki iki raftan herhangi bir kitabın farklı yayın evinden çıkmış bir baskısı olursa ve gücümün yettiği bir para da olursa ben onu almayı çok isterim. Onu görmeyi isterim kitaplığında yani. Bir de o versiyonuyla okumak isterim. Çok sevdiğim bir yazar var. Yani bilenler biliyor zaten. Bilmeyenler için bir kitabını göstermek istiyorum. Tanizaki. Kendisinin çok sevdiğim kitapları var. İşte bu, bu veya bu. Daha okumadığım iki kitap var, onları göstermeyeceğim. Her neyse benim sevdiğim bir yazar Tanizaki. Hatta Gölge Övgüsü sürekli elimin altında olan bir kitap diyebilirim. Zaten bu iki raftaki olan kitaplar gibi ama Gölge Övgü'yü seviyorum. Ve biliyorsunuz ki Itaki bir Japon klasikleri serisi bastı. Ve ben son videolarımda demiştim zaten hani bu seriyi bir şekilde ucundan kıyısından almak istiyorum. Çünkü sevdiğim yazarları basacağını biliyorum diye. Soseki'leri bastı, birkaç yazarı bastı. Ben sabrettim. Hiçbir kitabını almadım. Ama sonra bir baktım ki Tanizaki geliyor demişler ve iki kitabını bastılar. Ve işte ben de bugünkü alışverişinde o iki kitabımı aldım. Evet şimdi... Aa güzelmiş. İlk olarak... Saniye. Işıktan da bir kötü gözüküyor ama şöyle tutayım. Bu Gölge Övgüsü. Bundan iki tane aldım. Birini bir arkadaşıma aldım. Çok güzel. Böyle, ay bugün mor gömleğimle de çok uyumlu. Tabii ışıktan çok belli olmuyor büyük ihtimalle ama. Ama güzel bir basım. Ben bu sade Itaki klasiklerini çok sevdim. Tekrar okumak için de güzel bir basım olduğunu düşünüyorum. Ama çocuklar olmasın mı yani benim iki tane Tanizaki'm ya? Olsun. Bazen de olsun artık. Her şeyi de düşünemeyiz yani. Bu kitaptan iki tane var deyip de sürekli düşünemem. Kendimi ikna ediyorum ama. Aa bunun basımını daha çok sevdim. Yani öbürü de çok güzeldi ama bu böyle... Göstereyim. Bu da... Bir kedi... Bir adam ve iki kadın kitabı. Bunun kapağı da gerçekten güzelmiş, beğendim. Bu kitabın hani Gölge Övgü kadar ayılıp bayılmıyorum ama okumasının çok keyifli bir kitabı olduğunu düşünüyorum. Ve Tanizaki'nin o kıvrak zekasını okumayı da seviyorum bu kitapta. O yüzden bu da kitaplığımda en azından Tanizaki serimin yanında dursun istediğim için aldım. Peki bu kadar mı? Hayır. Hiçbir zaman bu kadar olmaz. Valla ne kadar çok konuşuyorum bugün. Evet. Birkaç kitap daha aldım. İlk olarak Jennifer L. Armantrout'un, doğru okudum inşallah, Ya Yarın Yoksa isimli bu kitabı, valla boyama kitabı gibi kapağı olan bir kitabı diyebiliriz. Ay pardon. Kime pardon, kimse de yok. Kitapları incelerken bu birazcık ilgimi çekti. Çünkü yaz gelmeye başladı. Bahar geldi, içimiz böyle kıpır kıpır, cıvıl cıvıl. Kitaplarda da ister istemez bir cıvıltı arıyorum. Kitabın kapağına aldandım. Jennifer yazısına aldandım. Çünkü ergenlik zamanlarımızda biz Melez Sözleşmelerini, işte Obsidiyenleri, Lux serisini falan okumuştuk. Belli grup arkadaşlarla. O yüzden de hani kadının bende bir anısı var yani. Hani şey diyorum, hani Jennifer'dır o. Bizim eski yazarlarımızdandır. O yüzden de kitap ilgimi çekti. Arkasında da Sarah J. Maas'ın güzel, gerçekçi, etkileyici, bla bla, hani bu her kitaba yapıştırdıkları sözleri var ama Sarah'cığımız da bir övgüde bulunmuş. Ve sonrasında lise son sınıfta Yarına Umut'la Bakıyor
işte arkadaşlarıyla vakit geçiriyor, üniversite sınavı için kayıtları tamamlamaya çalışıyor cümlesini gördüm. Ve dedim ki ben lise son, üniversiteye hazırlanan hikayelere bayılırım. O yüzden direkt Amazon'a girdim, sepetime ekledim. Çünkü etiket fiyatıyla alacak halimiz de yoktu yani. Ekledim sepetime. Ama böyle hani kitabın bu cıvıltısına çok aldandığım için çok da hani içeriğini araştırmamıştım. Ama belli ki üzücü şeyler de var bu kitapta. Olsun, en azından aşk var. Bir şekilde birbirini dengeler herhalde diye düşünüyorum. O yüzden o kitabını aldım. Bir diğeri Canım Ursula'mın Vahşi Kızlar kitabı. Ben de bu kitabı yoktu. Bayağıdır da merak ediyordum aslında. Aa, bu da benimle uyumlu. Bayağıdır merak ediyordum. Ursula'nın ben böyle yazdığı öykülerini, hikayelerini okumayı çok seviyorum. O yüzden Vahşi Kızlar okumak da bana iyi gelecek diye düşünüyorum. Bakalım ne zaman okursak artık. Bu ben önceki videolarımda da göstermiştim ama Ursula'nın Her Yerden Çok Uzak'ta kitabını çok seviyorum. Yani kendisi benim en sevdiğim kitaplardan biri. Bunu da yeri gelmişken tekrardan bir böyle geçmiş olalım. Okumayanlar lütfen tatlı bir aşk, ilk aşk tohumlarını okumayı seven arkadaşlarım için öneriyorum. Yine Japon klasiklerinden iki kitap. Şaşırtıcı olmayacak. Kavabataları aldım. Zaten almayı çok istiyordum ben Kavabataları uzun süredir. Benim o TBR listemde hep olan kitaplardan da Kiraz Çiçekleri özellikle. Aslında sahafta çok karşılaşıyordum eski baskısıyla ama Can'ın 2 yıldır falan çevrilecek haberlerini takip ettiğim için onu bekledim açıkçası. Şükür kavuşturana en sona çevrildi iki kitabı. Biri Kiraz Çiçekleri. Şöyle göstereyim. Allah'ım her şey bahar ya. Şuna bakın ne kadar güzel bir kapak. Yani normalde aslında o kadar hoş bir kapak değil ama şöyle iki minik çiçek deseni. Orada bir kiraz çiçekleri lafzı. Hoşuma gidiyor yani. Diğeri de Karlar Ülkesi. Bunu büyük ihtimalle tam da adına yakışır bir zamanda okuyacağım. Nasipse artık. Kiraz Çiçekleri'ni çok okumak istiyorum. Özellikle bu, gerçi Mayıs'ta bitiyor ama Haziran bitmeden okumak istiyorum. Benim bir bahar karları videom vardır. Bilir misiniz bilmem kanalda. Çok da sevdiğim bir videodur. Çünkü birazcık Anadolu'dur yani. Bir bahar günü böyle bahçelerimizden bir anı barındırır o video. Ve dönüp de arada da bakarım. Hani o günleri hatırlamak için. Çünkü kanalımdaki birçok video yani gerçekten anı olarak kalsın istediğim için var. O videoda öyle böyle çok hani kendimi gerçekten çok iyi hissettiğim ve gösterdiğim her görüntüden memnun olduğum bir videoydu. Ve ismini Bahar Karları koymuştum birazcık aslında. İşte Kavabata'dan olsun, Mishima'dan olsun özenerek, aklım hani onları da düşünerek. Ve çok da hoşuma gider kiraz çiçekleri. Bana bahçelerimizi hatırlatır. O yüzden de bunu Haziran ayı bitmeden okumak istiyorum. Gerçi Haziran'a kadar, Haziran'da kiraz çiçekleri dökülmüş, çoktan kiraza dönüşmeye başlamış olacak ama olsun, inşallah okuyabilirim. Vallahi Japon klasikleriyle şöyle, hatta 5'i Japon klasiği olmuş oldu. Dolu 3-5 kitaplık minik bir alışverişti aslında ama yine ben çok konuşmayla bu minik alışverişi kocaman bir alışverişmiş gibi göstermiş oldum. Kusura bakmayın ama izlemesi umarım keyiflidir ya. Ben seviyorum kitap alışverişi videosu izlemeyi. Buna da eklemek istedim minicik. Ay ne kadar renkler, ne kadar güzel gözüküyor. Allah'ım her şey mi bahar? Güzel duruyor. Gözükmüyor tabii, sarı ışık var şu an odamda ama. Çok mutluyum bunlar için. Of, sınavlar onlar bunlar bitse de bir şu kitaplarımızı güzelce okuyabilsek, gerçekten hasret kaldım şöyle kafa rahatlığıyla kitap okuyabilmeye. Yani şu an benim kaçış noktam kitaplar, kafamın rahatlattığım bir nokta ama tamamen de kaçmadan da okumak istiyorum bir yandan. Artık bu kitaplara kaçmadığım ve o kafa rahatlığıyla okuduğum bir dönemi hayal ediyorum. Stresli bir insanım. O yüzden de umarım bu günler gelir bir an önce. Videonun sonundan bildiriyorum artık. Gerçekten uzun bir video olduğunu düşünüyorum. Stoklarıma baktığımda çok uzun kayıtlar var. Umarım bunları kısaltabilmişimdir ve ortaya derli toplu bir video koymuşumdur. Bunu yapmaya çalışıyorum zaten. O yüzden koymuş olduğumu varsayarak şunu diliyorum. Umarım keyif almışsınızdır videodan.
uzun süredir böyle devamlılık arz eden bir video çekmemiştim. Aynı anda iki video çekiyorum bu arada. Bir yandan da Güzel Dünya Neredesin'i okumaya başladım. Onun da böyle her okuduğumda ki anlarımı çekiyorum. Videoda çok fazla görüntü var ve farklı yerlerden görüntüler var. Ama şöyle bir toparlamak gerekirse videoyu. Başında bizim kızlarla buluşmuştuk. Posta Kutusu Kitap Kulübü'nün bir buluşmasını gerçekleştirmiştik. Ve çok mutluyduk. Yani biz normalde dördümüz İstanbul'da yaşıyoruz ama Sümeyye İzmir'de yaşıyor. Ve onun gelişiyle beraber aslında grubumuz tamamlanmış oldu. O yüzden onu görmek, beraber oturup kahve içebilmek, sohbet edebilmek çok hoş bir duyguydu, çok güzel bir duyguydu. Çok mutlu oldum onlarla birlikte olduğumdan. Bu bana iyi hissettiren günleri ve anları da sizle paylaşmak istedim. Umarım sizler de severek izlemişsinizdir. Kendinize güzel bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz umarım. Hoşça kalın.